Okay. Merhabalar herkese. Sesimiz geliyor sanırım. Öncelikle onu sorarak başlayalım. Tekrardan herkes hoş geldi. Hoş geldiniz diyorum herkese. Bugün güzel bir konuyla ikinci seansımızı yapıyor olacağız. Geçtiğimiz ay ikinci seansımız planladığımız tarihte yapamadık. İlk seansa katılanlar olmuştur. Orada biraz software testing title'lardan bahsetmiştik. İrlanda'dan Erol arkadaşımız katılmıştı. Bu seansta da başarılı bir performans test sürecine sahip olmak için organizasyonlarda atılması gereken adımlar konusunu tartışacağız. Konuğumuz Taylan. Taylan'a ben sözü bırakayım kendisini tanıtması için. Umarım eminim hepimiz tanıyoruz, çoğumuz tanıyoruzdur. Taylan merhabalar, hoş geldin. Mikrofon mute'da galiba abi. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Kısaca kendimi tanıtayım ben, öyle başlayayım. Yaklaşık 10-12 yıl önce bu sektöre giriş yaptım. Birkaç sene küçük orta projelerde development yaptıktan sonra bir ticaret şirketinde otomasyon ekibine girdim. Burada yaklaşık 4 yıl civarı çalıştıktan sonra, hatta sonlarına doğru Burak sen de bir projede ortak çalışmıştık Evet. orada. Daha sonrasında buraya şu an çalıştığım yere Trendyol'a geçtim. Burada da yaklaşık 4,5 yıl kadar oldu. İlk 2 yıl yine web ekiplerinin test süreçleriyle ilgilendim. Sonrasında şu an halen yaptığım test platform diye bir ekipteyim. Hala çalıştım. Burada içerideki test ihtiyaçlarını analiz ederek ilgili ekiplerin, ilgili test ekiplerinin neye ihtiyaçları varsa o uygulamaları, o platformları geliştirmeye çalışıyoruz. Genel bir test üzerine platform ekibi diye özetleyebilirim aslında. Tekrardan hoş geldiniz. Böyle giriş yapmış olayım ben de. Teşekkür ederiz abi. Biz Taylan'da bahsettiği gibi geçmiş dönemlerde bir arada çalışma fırsatımız oldu. Ara arada böyle hala birbirimizden fikir alışverişi yaparız böyle ihtiyaç oldukça. Ben hani Taylan'dan da şey almayı, feedback almayı da severim iş anlamında. Bizi kırmadığı için de ilk başta teşekkür edeyim ayrıca bir kez daha. Ne demek? Her zaman. Bugünkü konumuz ilk başta da bahsettiğim gibi başarılı bir performans test sürecine sahip olmak için atılması gereken adımlar nelerdir aslında? Bunu tartışacağız. Buraya giriş yapmadan önce çok genel itibariyle yine de bir performans testinde de bununla ilgili biraz konuşabiliriz isterseniz. Genelde hani hepimiz böyle QA camiası fonksiyonel testlerle ilgilenir. Bir feature doğru çalışıyor mu, beklenildiği gibi çalışıyor mu gibi manuel testler ya da otomasyon testleri bunların pratikleri devam ettirilerek sonuçlara erişilmeye çalışır. Performans testi de bu aslında fonksiyonların, uygulamanın beklenen düzeyde çalışıp çalışmamasının ölçümüdür diye söyleyebiliriz. Senin ekleyeceğin bir şey varsa Taylan, bunun çünkü farklı yöntemlerle yapılan şeyleri var, çalışmaları var, farklı seviyelerde yapılanları var. Belki o konulardan da biraz bahsedebiliriz. Evet, performans testi genel olarak senin bahsettiğin gibi. Ama bunun alt kırılımları da var tabii ki. İşte performans ilk dediğimiz anda aslında bir uygulamanın herhangi bir request sayısına nasıl cevap verdiğini düşünebiliriz. Bunun alt kırılımının da yük testi, stres testi, volüm testi gibi farklı maddeler de var. İşte çok tekniğe girmeye gerek olmayabilir belki ama işte en basitinden yük testinde belli bir yük altında, yüksek bir yük altında uygulamanın nasıl cevap verdiğini, işte streste çok daha fazla yük altında nerelerde sistemin yavaşlamaya başlayıp nerelerde çöktüğünü anlamaya çalışırız aslında. İşte spike testi var mesela, anlık peak anlarında sistemin nasıl tepki verdiği. Buna örnek mesela televizyon reklamı bir anda böyle 10 binlerce, 100 binlerce artık scale'inize göre kullanıcı sisteme girmeye çalışır veya işte push notification'lar. Burada bir anda birçok kişi sisteminize girmeye çalışır. O anlarda sistemin nasıl davrandığını anlamaya çalışırız bu testlerle. Evet. Performans testi de aslında bizlerin yaptığı fonksiyonel testler kadar önem taşıyor. Genelde biraz maalesef arka planda tutabiliyor. Benim gözlemim tabii bu. Her yeri kastetmiyorum. Ama genel gözlem itibariyle biraz performans konuları biraz daha ikinci plana atılabiliyor. Biraz daha bunları tartışıyor olacağız. Hani bunları nasıl süresi olarak oturtabiliriz, neler yapmamız gerekiyor onları da konuşuyor olacağız. Bir kabaca biz böyle Tayland'da konuşurken aslında farklı seviyeden engelleri var. Performans testlerini yapmak için ya da kültürel açıdan oturtmak için. Ben bu konuyla ilgili Tayland'a soru sorayım. Çıkan engeller hangi açıdan ya da hangi örneklerden dolayı kaynaklanıyor? Biraz belki bundan konuşabiliriz.
Şimdi bu engelleri birkaç açıdan değerlendirmeye çalışabilir. İşte uygulama bağımlı engeller olabilir, organizasyonel farklılıklar olabilir. Bu organizasyon farklılıklarından bahsedersek, şimdi şirket yapısına göre kimlerin nasıl geliştireceği aslında değişir birçok yapıya göre. Şimdi otomasyon test ekipleri ayrı olan organizasyonlarda bu görevi genelde test otomasyonda görevli olan arkadaşlar yapar. Diğer ekiplerde böyle bir ayrım yoksa o ekiplerin testçisi kimse genelde onlar yapar. Testçinin çok daha geri planda olduğu ekiplerde developer hatta sistem ekibi de bunu yapabilir. Şimdi kendimden örnek vermek gerekirse bizdeki durum nasıl? Bizde testçi kavramı kendi içerisinde aslında manuel otomasyon gibi iki ayrı segmente ayrılmıyor şu an Trendyol'da çalıştığım yerde. Biz burada Spotify modeli olarak da bilinen piyasada o yapıda çalışıyoruz teknoloji ekipleri olarak. Yani özetle her iş bloğu, her domain için ayrı Scrum ekipleri var. Bu Scrum ekipleri içerisinde de kaliteden sorumlu arkadaşlar. İşin gerektirdiği şekilde manuel otomasyon veya ne gerekiyorsa ondan sorumlu oluyorlar. Aynı şekilde sadece fonksiyonel testler için değil, bu non-functional testler için de yani performans ve yük testleri gibi testlerde de bu arkadaşlar sorumlu oluyorlar. Şimdi bu gibi farklılıklar olabilir ekip Evet. şirketler arasında. Aslında salt yük testi açısından bakarsak ilk yapı, ilk bahsettiğim otomasyon manuel ayrı yapı birçok organizasyon için daha cazip gelebilir. Şimdi Scrum ekiplerinin dahil QA'lerin en büyük artısı nedir? Domaini çok iyi bilmeleridir. Ve bu sayede de genel olarak sorumlu oldukları işte uygulamaların ve servislerin kalitesine dışarıdan veya işte ekibe dahil olmayan farklı bir ekibe dahil bir testçiye göre daha hızlı, daha verimli oldukları düşünülür. Bu modelde. Çünkü development'tan itibaren yan yanalar tüm ekiple uygulama nasıl yazıldığını, hani gibi yerlerde sıkıntılı olabildiğine birebir şahit oluyorlar. Ancak performans testinde testin stratejisine göre de değişir tabii. Bu domain bilgisi fonksiyonel testler kadar aslında gerekli olmayabiliyor. Yani business logic'in çok fazla olduğu uygulamalarda veya işte senaryo bazlı büyük test stratejisi uygulanıyorsa bunun eksikliğini hissedebilirsiniz domain bilgisinin ama işte throughput bazlı ilerliyorsak yani bir endpoint'i veya bir servis test ederken senaryo değil de tek endpoint ve throughput bazlı ilerliyorsak bu tarz bir strateji belirlediysek aslında iş o endpointleri bulup oralara ilgili yükleri atıp sonuçları analiz etmede geçiyor aslında. Bu Taylan, şekilde şeyler olabiliyor. bununla ilgili aslında bir şey sorabilirim. Bu genelde bizim karşılaştığımız da sorulardan bir tanesi olduğu için. Kimi danışmanlık talep eden firmalarda ya sadece biz belli endpointlere göndersek aslında beklediğimiz performans ölçümlemesini yapmış olur muyuz gibi sorular geliyor. Ya da bunu uçtan uca gerçekten bizim end user'ların kullanacağı şekilde bir senaryolaştırma mı yapmamız gerekiyor gibi sorular da geliyor. Senin düşüncen önerin ne olur bununla ilgili? Yani aslında şey tek tek sadece belli yerlere yük vermek sizin tüm sistemde ne olduğunuzu çok fazla anlayamazsınız. Sadece oraların ne kadar yük altında olduğunu görürsünüz ama o tek başına çalışan bir uygulama değil sonuçta. Canlıya çıktığı zaman tüm sistem beraber çalıştığı için aslında her şeyi test etmek gerekiyor. Ama tabii bu farklı segment. Siz uygulamayı yazarken sadece o endpoint'i ya da o servis test edersiniz. Ki bunu pipeline'da da yapabilirsiniz ama uygulama çıktıktan sonra yani tüm sistemlerle entegre olduktan sonra o entegrasyonu tüm sistemle beraber test etmek daha doğru. Çünkü ikisi beraber nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Belki aynı cluster'da, belki network'i orada satır ediyor, belki cluster'ı çökertiyor. A uygulamasıyla B uygulaması aynı yerde çalışıyorsa bunlar birbirini etkiliyor ama nasıl etkiliyor? Veya işte X servis sizi kullanıyor, sizin uygulamanızı. O çok istek atıyor. Sizin bütün istekleriniz ona gidiyor. B servisi size gelemiyor. O size gelemediği için belki o çöküyor. Farklı bir yere istek atamıyor. Aslında tüm sistemi kombine bir şekilde beraber test etmek her zaman için daha fazla bilgi verir. Direkt kullanıcı simülasyonuna dönüşebilir orada durum. Evet, yani ben de açıkçası bu tarafa daha yakınım. Yani belli endpointlere belli ağırlıkta yük göndermek tabii ki belli noktalarda bize fikir verecektir. İlk etapta hani o endpoint ya da servisin performansla ilgili ama gerçek ve kesin sonucu almak için aslında bunu gerçekten bizim kullanıcılarımız bu uygulamamızı ya da platformumuzu nasıl kullanıyorlarsa bizim de onu simüle etmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Hatta bence mevcut aldığımız yükün böyle bir iki tık fazlasını göndererek sistemi test etmeliyiz ki hani olası bir durumda neyle karşılaştığımızda az çok hazırlıklı olmamız için iyi olur diye düşünüyorum açıkçası.
Tabii yani zaten o ilk ana yükü verdiğimiz zaman doğru bir şekilde bölüm o ağırlıkları doğru bir şekilde bölersek sistemin her endpointine gerçekteki ağırlıklarda yükü verirsek onu belli oranlarda arttırarak sistemin nerede çöktüğünü bulmamız gerekir. Evet. Bir de şöyle bir yanlış anlaşılma var bence yazılım ekiplerinde bazen olabiliyor bu. Ya performansımızı ölçtük. Bizim makinelerimiz cevap veriyor. Hiçbir sorunumuz yok. Biz bu şekilde devam edeceğiz deyip böyle bir daha hiç o konuya dönmemezlik gibi bir durumlar da oluyor. Halbuki aslında her hafta master'a yeni kod geliyor. Yeni deploy'lar yapılıyor. Orada yani o yeni deploy'ların release'leri yapılıyor. Aslında hani sizin ölçümleme yaptığınız kod base'iniz çoktan değişmiş oluyor. 2 gün sonra bile değişmiş oluyor. O yüzden hani bunu düzenli halde yapıyor olmak çok daha böyle sizi güvenli bir noktaya taşıyacaktır. Bunun için neler yapmamız gerekiyor zaten bugün biraz o kültürel açıdan konulara da değiniyor olacağız. Bence bir engel konusu da Taylan kültürel açıdan yaklaşımda da biraz engeller çıkıyor gibi. Yani organizasyonlar çok öncelik veremiyor. Farklı sebeplerden dolayı bütçesel anlamda sorunlar olabiliyor. Hatta seninle tartıştığımız bir konu. Bu konu production'da mı yapılmalı, production dışında bir ortamda mı yapılmalı gibi konulara kadar gidebiliyor. Hazır konusu açılmışken istersen o konuyu da bir tartışalım. Bu testleri production'da yapalım mı, yapmayalım mı? Şöyle aslında performans testini alt kırılımlara bakarsak yük testini yapmamız için bize production'ın birebir aynısı bir ortam verebiliyorsak alabiliyorsak öyle bir ortamımız varsa yapalım ama birebir aynı ortamı aynı büyüklükte aynı CPU sayılarıyla aynı memory sayılarıyla alamıyorsak yani stage gibi bunun işte bilmem kaç ölçekte küçültülmüş halini alıyorsak o bize doğru sonuçlar vermez. O yüzden ben production'da yük testini şey yaparım, savunurum. Çünkü birebir aynısını yapamıyoruz hiçbir zaman için. Hem yapmaya çalışırsak da maliyeti çok fazla olur. Kod eforu da çok fazla olabilir. Her uygulama farklı ortamlara deploy olabilecek durumda olmayabilir. Yani test ortamları production gibi davranmaz hiçbir zaman. İllaki farklılıklar vardır. O yüzden ben her zaman için gerçek overall testi, bu az önce bahsettiğimiz tüm sistemlerin birlikte entegre olduğu testi production'da test edilmesini savunurum. Ancak senin de bahsettiğin gibi her hafta kod çıkıyor veya her gün çıkıyor, her saatte çıkabilir. Bu kod merge olmadan herhangi bir ortamda ayağa kaldırıp bir on-demand bir environment da olabilir veya en kötü bir test ortamı bile olabilir. Orada sürekli olarak her kod çıktığında ufak bir test olursa böyle çok büyük olmasına gerek yok. 2-3 dakikada böyle 3-5 user sayılarıyla 3-5 thread'te de koşabilir. Endpoint bazlı average response time'lar kontrol edilir. Bunu mesela Jenkins'te bunun hazır plugin'leri var veya GitLab'te falan da vardı. Hangi CI/CD kullanılıyorsa orada yapılabilir. Atıyorum sürekli 20 milisaniyede, 20-22 milisaniyede cevap veren bir endpoint'iniz var. Bir kod sonrası bu 50 milisaniyeye gidiyorsa o pipeline aslında patlamalı. Orada bir sıkıntı vardır. Bu aslında bence muazzam bir bilgi veriyor bize anında daha direkt kod çıkmadan. Çünkü overall testler eforu çok fazla testler. Hem öncesinde hazırlanma süreci hem raporları analiz etme süreci çok eforlu. Ama direkt olarak nokta atışı yapabiliyorsunuz bu tarz durumlarda. Yani bunun faydasını şöyle bir örnekleyelim hatta örnek 200 mikroservisle çalışan bir uygulamamız olsa her birinde böyle belli başlı endpointlere sadece bunu gönderiyor olsak o bile bize bayağı fikir verecek anlık olarak. Evet. Ve Taylan'ın da bahsettiği gibi öyle çok büyük eforlar harcamamız gerekmiyor bu çalışmayı yapmak için. Zaten endpointlerimiz ve atacağımız istekler belli olduğu için. Ama uçtan uca senaryoları yapmamız o bayağı evet gerçekten ortamların yaratılması, datanın oluşturulması, onun hazırlık süreci zaten işin execution kısmından daha da bence vakit alıyor. Yani ben kendi tecrübelerimden de o yorumu yapıyorum özet olarak. Benzer çalışmaları ben bilenler belki Çiçek Sepeti'nde de ben çalışmıştım ilk başlarda. Orada işte Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlerde biz de sıkça bunun hazırlığını yapıyorduk o dönemlerde. Gerçekten hem ciddi maliyet çıkaran bir konu hem de gerçekten ciddi vakit alan bir konu. Ama en azından hani bu implementasyonu yaparak belli endpointlerin cevap response time'larıyla Taylan'ın dediği gibi bir fikir edinmemiz çok da basit bir şekilde sürece oturtulabilir gibi görünüyor.
Buradan ben konuyu şu tarafa, asıl konumuz olan bu başarılı bir performans test sürecine sahip olmak için atılması gereken adımlar nedir konusuna biraz dönecek olursak, teknik taraftan biraz uzaklaşıp bu konuyu istersen geçelim Taylan biraz. Burada ilk başta şey söyleyeyim. Buradaki başarılı bir performans test sürecindeki başarı bizim için ne olabilir? Yani herkesin tanımlaması farklı olur tabii bu konuyla ilgili ama senin için o başarı nedir oradaki? Şimdi testçi gözüyle baktığımız zaman aslında ürün bazından daha farklı bir şey geliyor gözümüzün önüne. Testi inşa ederken ki başarımız aslında istenen yüklere doğru bir şekilde çıkabilmek. Ama doğru bir şekilde aslında testin başarısı olarak konuşuyorum sadece. Yani basit bir örnek vermek gerekirse 3 endpoint'li bir app'imiz var diyelim. Buna koştuğumuz testte her bir endpoint'in birbirine oranı gerçek kullanıcının yaptığı oranla aynı olmalı. Yani login'e 3 kişi girerken search'e 300 kişi girer değil mi normalde? Bu testinizde de bu oran olmalı. 3'e 50 olursa o testte sıkıntı var demektir. Ki bunda performans monitoring yaptığımız uygulamalardan işte Nivrelik gibi, AppDynamics gibi uygulamalardan test esnasında veya sonrasında görebiliriz. Testi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi 3 endpoint varken bu çok kolay. Ama API'nin 10 tane endpoint'i olduğunu düşünelim. Bir de 3 tane API'niz olduğunu düşünelim. Yine çok sorun değil. Biraz da iş artıyor ama yapılabilir. Şimdi ama tüm sistemi test ederken overall test yaptığımızı düşünelim. Sizin gibi 200 ayrı takım var. Her bir takımın 10, 15, 20, 30 tane API'yi var. İşler orada birazcık karmaşıklaşıyor. Siz oranları doğru girmiş bile olsanız aslında vereceğiniz yük de ciddi bir önem arz ediyor. Herkesin ortak bir şekilde hareket etmesi gerekiyor bu overall sistem testlerinde. Bence testin başarısı tüm sisteme yük koştuğunuz bir test gecesinde bazı API'lere veya endpoint'lere gerçekçi olmayan yüklerin gitmemesi. Siz gerçekçi bir user simülasyon yapıyorsanız doğru yoldasınız demektir. X anındaki değerlere doğru orantılı olarak sizin testlerinizde yükleri artabilmeli. Tabii o ağırlıkları aldığınız anında farklı profilleri var. Örneğin hafta içi gündüz işte mesela 12-1 arası telefonlar aktif olur. E-ticaret için konuşuyorum bu arada. İşte akşam daha farklı yerler aktif olur. İşte web akşam bayağı bir dibe iner. Ne bileyim event günlerinin profili tamamen farklıdır. İşte 11-11 Black Friday gibi. Eventten sonraki günün profili tamamen farklıdır. Daha çok backend servisleri, oradaki cevaplar çok fazla çalışır. İşte başında da konuştuk TV reklam anındaki profil farklı. Bu tarz böyle farklı profil setleriyle o testleri koşabiliyor olmamız gerekiyor. Biz bunu koşabiliyorsak test başarılıdır. Uygulamanın patlayıp patlamaması aslında farklı bir konu. Bu marketing ekibi genelde işte event öncelerinde veya belli dönemler öncelerinde şu kadar user gelecekler. Biz o user'ı alırız. O user'a tekabül eden TP'yi hesaplayıp alt tüm API'lerin tüm endpoint'lerine belli oranlarda bölerek o yükü sisteme vermeye çalışırız. Burada Taylan aslında çok güzel noktalara değindi. Şeyi ekleyebilirim. Hani kimi organizasyonlar ya bir 50 bin yük verelim de bir test edelim. İşte, yok biz 100 bin bekliyoruz, 100 bin verelim test edelim gibi yaklaşımlar da olabiliyor. Hani benim biraz gördüğüm yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Orada aslında hani bu iş hani ya bu rakam verelim bitsin gibi değil. Orada gerçekten bir hesaplama yapmak gerekiyor gidiyor. Ölçeklemesiyle beraber. Hani sistemimize biz 5.000 kişi bekliyoruz. Ya yok biz 50 bini kaldıracağız deyip böyle hani olmadık şeylerde bu olmaya gerek yok ki 50 bin şeyinin sayısını vermek de hedef olarak koymak da çok doğru bir hedef olmuyor. Orada gerçekten aslında bir bilim ve mühendislik giriyor bunun hesaplaması konusunda. O hesaplar ışığında aslında bu testlerin yapılması çok daha güzel sonuçlar verir bize. Evet ve o 50 bin user'ın sistemde neye tekabül ettiği, ne kadar yüke tekabül ettiğini tam bir matematik hesabı böyle alıp her sitede kullanabileceğim bir şekilde yok. Uygulamadan uygulamaya değişebiliyor. A uygulamasında 10 user atıyorum aşağıda 500 throughput'a denk geliyor olabilir. B uygulamasında 5000'e gelir belki. Onu tamamen inceleyerek sistemi öyle bulmak gerekiyor. Bayağı bir orada Evet. esas ana efor bunlara gidiyor aslında daha çok. Evet, kesinlikle. Bu arada gelen güzel yorumlar var. Ben arada onları da Taylan bahsedeyim izninle. Serkan Cura selamlar. Öncelikle iki güzelini bir arada görmek güzel. Aldım. Süper. Ozyman Diyas selamlar. İyi yayınlar. Onurcan Günaydın. Kısa da olsa beraber çalışmıştık. Taylan abiyle çok şanslı hissediyorum kendimi. Selamlar Selamlar. Onurcan.
Güzel yorumlar için teşekkürler. Bu arada sorularınızı ekleyebilirsiniz komentten. Onları da biz yayın sırasında alıyor olacağız soruları da. Peki Taylan şeyden bahsedelim istersen biraz. Bu başarılı bir performans test sürecine organizasyonel düzeyde sahip olmak istiyoruz. Hedefimiz o diyelim. Burada sırasıyla ya da atılması gereken adımlar sürece bağlı olarak nedir? Mesela planlama bunlardan en önemli kısmı. Çoğu kişinin üzerinde durmasa da aslında planlamayla başlaması gerekir diyebiliriz belki. Bu adımlar ne olmalı orada? Nasıl inşa ederiz bu süreci? Yani toolset'in belirlenmesi olabilir buradaki adım. Ya bence çok kompleks bir yapı yoksa en basitinden başlamak, direkt olarak işin içine girmek işleri daha hızlı ve doğru bir şekilde ilerletebiliyor şirketlerde. Çok kompleks bir yapı yoksa en basitinden direkt olarak başlayın. Yani en rahat yazılabilecek buna olanak sağlayan tool bence JMeter. Çünkü direkt arayüzden her şeyi çok fazla teknik bilgi olmasa bile ilk başta yapılabiliyor. Performans ünitesine biraz da yeni başlıyorsak, bilgi birikimimiz o konuda çok fazla ileride değilse işin temelini rahatça öğrenebileceğimiz bir araç. Ben genelde onu öneririm ilk başlayanlara. Terminolojiye hakim olduktan sonra, istediklerinizden emin olduktan sonra farklı tool'larda kullanılabilir. Örneğin mesela kaynak sıkıntısı varsa, mesela Locus çok daha az kaynak tüketerek daha yüksek yüklere çıkabiliyor. Buna izin veriyor yapısı gereği. Ama mesela oraya o artıyı aldıktan sonra bir de raporlama konusunda mesela eksi düşüyorsunuz 9'a geçtiğiniz zaman onu kendiniz implement etmeniz gerekiyor. JMeter kadar böyle spesifik log şeyler raporlar sunamıyor direkt olarak. Onun dışında yani çok yük ihtiyacınız yoksa kendi sistemlerinizden karşılayamayacağınız seviyelere çıkarsa online platformlara da geçilebilir. Online platformlar var bu konuda. Orada hazır infrastructure veriyor size. Buradan testlerinizi yazıyorsunuz direkt sistem üzerinden veya işte JMeter Locus tarzı uygulamaların scriptlerini upload edip onları da kullanabiliyorsunuz. Burada makineyle falan uğraşmıyorsunuz. Onları önerebilirim arkadaşlara. Ama Log planlama... sistemler, SAS olarak log generator sistemlerden bahsediyorsun Evet, galiba. aynen. Aynen. SAS sistemlerden bahsediyorum. İşi çok rahatlatıyor. Aslında işin ana yerlerinden bir tanesi de o infrastructure. Çünkü siteye verilen bütün yükün bir bazı makinelerden gitmesi lazım. Kendi bilgisayarınızdan giden uygulama çok fazla gerçekçi olmayacaktır. Özellikle belli bir scale'in üzerindeyse. Ki bu scale çok yüksek bir scale değil aslında. Dış kullanıcıya açıksa her türlü distributed bir sistemden gelmesi lazım diyebilirim aslında. Çok küçük böyle belli sayıda kullanıcıların kullandığı uygulamaları belki kendi lokalden test edebilirsiniz ama çok doğru sonuçlar vermeyebilir o da. İlla ki bu tarz sistemlere yönelmek gerekebilir. SAS veya kendiniz yapabilirsiniz tabii infrastructure içeride yeterli kaynak varsa. Burada Taylan'ın yine güzelce bahsettiği bir konu da terminolojiye hakim olma konusu. Evet, Genelde o çok önemli. buyur abi sen devam edebilirsin. Terminoloji, kusura bakma araya girmiş gibi oldum. Yani aynı dili konuşmak önemli bu işi yapanlar arasında. Yani throughput derken işte RPS nedir, RPM nedir? İşte bu percentile değerler var %95, %99. Bunların önemi nedir? İşte average response time, median nedir mesela bu önemli bir konu. O tarz konular önemli. Bunların yavaş yavaş öğrenilmesi gerekiyor tabii. Evet. Genelde böyle sektöre yeni giren arkadaşlar, sadece QA anlamda demiyorum. Herhangi bir iş dalında yeni giren arkadaşlar genelde böyle şeye çok takılıyor. Ya işte bu framework'ümü kullanayım, bu tool'umu kullanayım, şöyle mi yapayım gibi konulara takılabiliyorlar. Aslında konu ondan çok daha öte. O Evet. terminolojiye hakimseniz zaten siz tool bağımsız istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani ehliyet alıyoruz otomobil kullanmak için. Ama biz onu spesifik bir marka için almıyoruz sonuçta. O ehliyeti aldıktan sonra bütün araçları kullanabilir duruma geliyoruz. Mantığını anlamış oluyoruz orada sadece. O yüzden hani bu konuya da bence sektör özellikle yeni giren arkadaşlar ya da hiç bu konuyu herhangi bir konuyu tecrübe etmemiş kişiler için o teknolojiye hakimiyet aslında her şeyden, tool'dan, işte JMeter olabilir, başka bir framework olabilir. O teknoloji kısmını bir doldurulması gerekiyor mutlaka öncelikli olarak. Kesinlikle tool konusunda tabii bunun dışında da dediğin gibi farklı yerlere tıklı işte Java ile mi yazalım, .NET ile mi yazalım, Python ile mi yazalım ya hepsiyle yazılabiliyor. Hepsiyle mükemmel örnekler bulunabiliyor internette yani o daha iyi o ondan daha kötü diye bir durum yok. Çok spesifik örnekler vardır A dilinin işe yaramadı, A framework'ün işe yaramadı. Doğru yazılırsa bence hepsiyle birçok şey yapılabilir.
Ya doğru Çok yazılabiliyorsa, katılmıyor konuya. mevcut ihtiyacımı çözüyorsa nasıl olduğu çok da şey değil yani. Yeter ki hani o işi layığıyla yapmak aslında orada önemli. Evet. Yani çözüme ulaştıran bir şeyle yöntemle bu yapılabiliyorsa tool bağımsız gerçekten her şeyi de yapabilir. Burada bir de benim altını çizmek istediğim bir konu yine Taylan'ın bahsettiğinden işte marketing ya da business ekiplerinden belli değerler alınır, hedefler alınır. Ona göre belki planlama aşamasına geçilir gibi bir yorumda bulmuştu. Aslında burada konumuz, günün konusu başarılı bir performans test sürecinin organizasyona oturtulması olduğu için ilişkisi şöyle, yorum olarak söyleyeceğim bunu sadece. Bu sürecin oturtulması aslında sadece QA ekibinin ya da işte DevOps ekibinin ya da software ekibinin sorumlu olan bir şey değil. Yorumlarda da bahsettiğimiz gibi yani marketing ekibi de business ekibinin hedefleriyle de işte software, frontend bütün aslında organizasyonun kültürü olarak aynı noktada buluşması gereken bir süreç olmalı ki bu organizasyonlarda böyle kalıcı olarak yer edebilsin. Aksi takdirde buna herkes aynı noktada buluşmazsa sadece QA ekibinin ya da software ekiplerinin bir araya gelip denediği bazı testler kapsamından öteye geçemiyor. Halbuki bütün business'ı destekleyecek şey de uygulamanın performansının iyi olması. Performans ne kadar iyi olursa aslında sizin business sonuçlarınızda hiçbir case yoksa hedefleriniz gibi gidecektir. O yüzden hani herkesin orada buluşması gerekiyor. Bu konuya yatırım yapılması gerektiğini herkes farkında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Business'tan ayrı hiçbir şey düşünemeyiz teknoloji içerisinde. Her şeyi aslında o uygulamayı yapmak için yapıyoruz. Orada da bir business yatıyor. Teknolojiye çok seven insanlarız tabii hepimiz. Bazen çok takılı kalabiliyoruz ama aslında kodu yazarken kod yazmak için uygulama geliştirmiyoruz biz. Uygulama geliştirmek için kod yazıyoruz aslında. Ana amaç uygulamayı daha iyi olması. Evet. Güzel bir motto oldu bu arada Taylan. Son söyledin. Teşekkür ederiz. Biraz hızlanacağım vakti doldurduk. Belki sorular da gelir. Hani onları da almış oluruz. Böyle kısaca biraz spesifik olarak KPI konusunda da değinebilirsek sizin böyle testleri yaparken bizim KPI'miz bu hedefe ulaşmak istiyoruz gibi farklı farklı tanımladığınız şeyler var mı? Indicator'lar var mı diyeyim. Yani şöyle biz testi az önce bahsettiğim gibi aslında belli oranlarda yükselterek çıkmayı planlıyoruz. Doğru bir şekilde doğru oranda yükselterek. Daha sonrasında bizim marketingten gelen değerler var. İşte atıyorum bu eventte işte 1,5 milyon kullanıcı, concurrent kullanıcı bekliyoruz gibisinden bir değer geliyor mesela. Sallıyorum o rakamı, 2 milyon olabilir. Biz o rakama ulaşacak şekilde datasetlerini verip o testi koşmaya çalışıyoruz aslında. Ana KPI'miz o 2 milyon user'ı karşılayabilecek miyiz, karşılayamayacak mıyız? 2 milyonla yetinmiyoruz tabii. 2 milyon 200, 2 milyon 400, 2 milyon 600 bunları karşılayabilecek miyiz? Nerede sistem yavaşlamaya başlıyor? Bu birinci indikatör. İkincisi de sistem nerede patlıyor? Bunları raporlamak gerekiyor. Sistemin patladığı yeri görmek önemli aslında. Çünkü onun için daha sonrasında bir to-do list çıkarıp development ekipleri her ilgili ekip, her uygulamanın o konuyla ilgili geliştirmeler yapıyorlar ve işte bottleneck'ler varsa onları çıkarmaya çalışıyorlar. Datanın kaldığı veya işte average response time'ın fazla yükseldiği. İşte network kendi katmanlarında bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışıyor. İşte gerekiyorsa uygulamalar daha fazla scale oluyor. Gerekiyorsa ekstra kaynak aranmaya çalışılıyor. Ana amaç aslında birkaç testi bu event dönemlerinin öncesinde ve birkaç öncesinden başlarız biz. Böyle birkaç hafta arayla sürekli overall testler koşarız. Arasında da takip ederiz işte neler yapılacak, neler edilecek şeklinde. Sence bu performans test süreçlerindeki en challenging kısım hangisi? Özellikle var mı öyle söyleyebileceğim bir nokta? En sıkıntılı konu testleri hazırlarken data. Data hazırlamak bayağı bir sıkıntılı. Çünkü production ortamında koştuğumuz için bir de production datası gerekiyor. Ya uygulama bağımlı engel olarak da bahsedebiliriz bundan. O datayı hazırlamaya bayağı bir efor gidiyor. Evet. Yani örneğin yine Ticaret'ten örnek vereyim. Sepete ürün ekleme testi yapacaksınız. Öyle bir endpoint'iniz var. Bu istek atarken ne lazım? Ürün lazım değil mi? Farklı farklı ürünler lazım. Tek bir ürün de aslında arkadaki sisteme verdiği yük birebir aynı olmayabilir. Gerçek kullanıcılar tek bir ürüne gitmediği için farklı ürünleri
farklı ağırlıklarda aslında kullanıcılara bölmemiz gerekiyor. Burada işte tıkanılabiliyor ürün oluşturma konusunda. Mesela başka ne lazım? Test user'lar lazım değil mi? Ve çok lazım. İşte e-ticaret scale'ine baktığımız zaman belki işte 1 milyon kullanıcı lazım. Bunları yaratmak eforlu bir iş. Ürün datalarını sepete ekleme için konuşuyoruz burada. Rastgele ürünleri test öncesi alıp hazırlamamız lazım. Bu ürünlerin direkt test öncesi bulmamız lazım bir de. Çünkü stokların inmemesi lazım. Mesela stokla alakalı bir test yapıyorsanız, yani 10 tane ürünü sepete eklemeyle alakalı bir testiniz var. 10 stok yoksa o testiniz patlayacak. Siz niye patladı diye onunla bakıyorsunuz. Normal aslında performansını görmemiz gerekirken. Bu dataları test esnasında işte API ya da DB'ye sorgu atıp çekemeyiz. Çünkü bu durumda o testin ana amacı olmayan o sorgular bizi bloklamaya başlıyor. Çünkü o sorguyu attığımız istek de normal ana yükü verdiğimiz istek kadar iki katına çıkıyor aslında yük. Raporlarda çok yanlış verilere yol açmamıza neden oluyor veya işte istediğimiz yüklere çıkamıyoruz. Niye? Testin içerisine attığımız yük de orayı götürüyor, orayı sature ediyor. Dolayısıyla işte test başlangıcında hızlı bir şekilde o dataları bir script'le çekip in-memory'den okumaya çalışıyoruz test uygulamasıyla. Ve Ya Taylan'ın ödeme bahsettiği. testleri keza öyle mesela çok büyük sıkıntı. Evet. Bir de senin bahsettiğin durumlara yakalanmamak için aslında o performans testi planlama ve polislerin hazırlanması konusu daha da böyle önemli olduğunu aslında görebiliyoruz. Aksi takdirde unuttuğumuz bir şey olur. Tekrardan başa dönüp o yanlış edindiğimiz sonuçları tekrardan düzeltme çabasına giriyoruz. Ve bu da efor ve maliyete sebep oluyor açıkçası bizde. O yüzden planlamayla bu polis inanmasıyla başlamak daha güzel bir sağlam temel adımlarla ilerlemeye sebep olacak bize açıkçası. Evet. Taylan, bizim aslında şey vaktimiz şu anda doldu. Senin varsa yine tavsiye olarak verebileceğin hepimizin faydalanabileceği kulağımıza küpe olsun diyeceğin tarzda böyle. Çünkü özellikle bu konularla ilgileniyorsun son zamanlarda. Hani büyük bir organizasyonda bu görevi üstleniyorsun. Eminim böyle karşılaştığın edge case'ler tecrübelerinden çıkarılacak sonuçlar vardır. Eğer öyle paylaşmak istediğin şeyler varsa hep beraber duymak isteriz. Yani başlarken o tool mu olsun bu tool mu olsun diye çok vakit kaybedilmemesini tavsiye ederim. Ekibin en yakın olduğu, en bildiği herhangi bir araçla başlayabilirsiniz. Ana odaklanması gereken yer testlerde kullanıcı simülasyonu. Kullanıcı simülasyonu doğru analiz etmek gerekir. Konuştuk yine ama tekrardan üzerine vurgulamak isterim onu. Kullanıcı simülasyonu çünkü yanlış olduğu zaman sizi bambaşka çok yanlış sonuçlar verebilir. Sistemim iyi dersiniz. Akşamleyin patlar. Veya işte sistem çok kötü dersiniz ama mesela sizin teste verdiğinizden daha fazla yük gelir. Çatır çatır çalışıyor olduğunu görürsünüz belki. Bu sizin testinizi hatalı olduğunu gösterir aslında. Hangi endpointlere ne kadar yük gidiyor? Bunlar baştan belirlenirse her tool işinizi görür. Onu analiz etmek de aslında performans monitoring tool'larından geçiyor. İşte Nivrelik, AppDynamics, Silverback gibi uygulamanız ne kullanıyorsa onlardan alıp araştırmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı değiştirmeye çok büyük riskler yoksa çok gerek bile olmayabilir. Bence çok değerli bir söyleşi oldu Taylan. Eminim arkadaşlarımız da öyle düşünüyordur. Serkan Budak çok güzel sohbetti. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Diyor. Teşekkür ederiz bu arada güzel yorumlar için. Eğer sorunuz varsa chat'e bırakabilirsiniz. Yoksa burada sonlandırabiliriz. Umarım Taylan en kısa zamanda bir daha görüşme fırsatımız olur. Bu sefer yüzde belki bir şeyler yaparız. Bir programda yaparız. İnşallah. Arkadaşlar çok teşekkürler. Bu Coffee Talk serisi ilk başta da söylediğimiz gibi her ayın ikinci salı günü aksi bir durum olmadığı sürece her ayın ikinci salısı Türkiye saatiyle 14.30'da gerçekleştirilecek şekilde ilerleyecek. Bir sonraki ayın programının içinde planımızı yaptık. Hollanda'dan yine sektörden bilinen bir arkadaşımızı davet ediyor olacağız. Canberk Akduygu'yu. Bilenler vardır eminim aranızda. Herhangi bir sorunuz olsa direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kaydı YouTube'da görebilirsiniz. Sonradan aynı şekilde podcast olarak da yine Spotify kanalından paylaşıyor olacağız. Tekrardan Taylan özellikle ben de sana teşekkür ediyorum. Ben Bütün teşekkür ederim. ve bizi dinleyen herkese teşekkürler. En kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.